İsmim Yüksel Kılıç. Üç oğlum var. Büyük oğlum şehit oldu. Vatan için, devleti için, milleti için hiç düşünmeden kendini seve seve feda etti. Allah'a hamdolsun. Yüzümüzü karartacak bir ölüm yaşatmadı bize. Vatan için kendini feda etti. Onun gururuyla yaşıyoruz. Onur'la bir baba evlat diyorduk yani. Arkadaşların da ortaya bir şeyleri vardı, kişiliği vardı. Yani ben de ona öyle davrandım. O da bana saygılıydı. Askere Diyarbakır'a gittim. Tank şoförüydü. İşte askerden geldi. Bir hiperaktif bir kişiliği vardı. Yani araba alı satıyordu. Ara sıra işte taksiye çıkıyordu. Ekseni minibüse çıkmayı çok seviyordum. Minibüs şoförlüğünü çok seviyordum. Öyle arkadaş çevresi çok kalabalıktı yani. Acayip bir arkadaş çevresi vardı. Sevilen bir kişiydi. Yardımı çok severdi. Yani bilsin ki bir yerde bir insan durumu yok, fakirdir. Onu kimse edemezdi. Geldi benden borç aldı veya bir şekilde o parayı alırdı senden, ikna ederdi seni. Giderdi o insana yardım ederdi. Hatta bunları hep sonradan çıkıyordu yani. Ölümünü dünya, yardım ettiği kişiler mesela ölümünü duyunca hep onlar arıyor beni. Onlar söylüyor bana. Benim bunlardan hiç haberim bile yoktu yani. Hatta ben bütün arkadaşlarına mesaj çektim. Dedim belki borcu vardır, belki isteyemiyorlar. Belki ödünç para almıştır, söyleyemiyorlar diye. Telefondan, rahmetlinin telefonundan bütün arkadaşlarına mesaj çektim. Eğer herhangi bir borcu varsa size bana söyleyin, arayın beni. Ama hep bana dönüşleri şöyle. Bizim onlara borcumuz vardı, bunun bize yoktu. Yani kime sorarsam oğlum hep iyi diyor ya, yani, kötü demiyor Allah'a şükür olsun. O büyük bir gurur, gururumuz yani. Bir kere vatanını çok severdi. Zaten vatanını sevdiği için de şehit oldu. Derdi haksızlığa dayanamazdı. Yani buna hepimiz biliyoruz. Şu anda gerçekten birçok Müslüman ülkede Müslümanları katlediyorlar yani. Zulüm yapıyorlar. Bunlara dayanamazdı. Bunlara çok içine atardı. İlk önce Türkmen Dağı'na kafaya koymuştu. Çok kararlıydı. Ondan sonra Türkmen Dağı'na gideceğim diyordu ondan sonra amca. Yani gitmemiz lazım diyordu. Bir müddet kafasından çıkardım yani. Çok şey yaptım ona. Çünkü ben yani Onur göz bebeğimdi yani. O yani hem yeğenim hem arkadaşım, o göz bebeğimdi. O ayrıydı yani benim için ondan sonra. Daha sonra bu Doğu olayları başlayınca, bu PKK olayları başlayınca onu kafasına koydu. İşte onu, o ona nasip olmamış, bu nasip olmuş yani. Biz evlenmeye ikna edemedik onun. Dedesi, babaannesi ikna ettin diyeyim sana. Onlar bir kız bulmuştu ona işte. Onu İstanbul'a gittik biz. Çarşamba günü akşam gittik zaten. Perşembe günü Rize'deydik. Aradık, dedik ki oğlum yani gel. İyi bir ailedir, gel Cuma günü gidelim görelim. Sen de gör, biz de görelim ailesini. Baba siz ailesini görün dedi. Ben ondan sonra geleceğim dedi. Cumartesi akşamı geleceğim dedi. O akşam benim haberim yoktu. Misafirim vardı, amcamın oğlu, oturuyorduk beraber ondan sonra. Televizyonu açtım, TRT1 yayın yoktu. Diğer haber kanalını açtım. İşte köprüde karışıklıklar her şeyi gösteriyordu ondan sonra. Tankların orada olduğunu. Ondan sonra İstanbul milletvekilimiz bütün halkı sokağa davet ettiği zaman biz de tabii gideceğiz diye, hep beraber gideceğiz diye şey yapmıştık, karar vermiştik. Biz o akşam Rize'deydik zaten saat 10.30'da rahmetli aradı beni.
Dedi ki baba hakkını helal et dedi. Vatan elden gidiyor dedi. Ben gidiyorum. Vatanı görevimi yapma. Oğlum nasıl vatan elden gidiyorum? Ne oldu? Ben de ablamı Rize'deki köyümüzden 30 kilometreki uzak bir köye götürüyordum. Yoldaydım yani. Dedi ki baba hainler ülkeye el koydu dedi. Hemen ablamı hızlı bir şekilde bıraktım. Televizyonu açtım. Baktım ortalık karışık. Ben hemen Onur'u aradım. Ben rahmetli taksiye binip köprüye durar gitmeye başladık. Otoban kapalıydı. Polis otobanları kontrol altına almıştı. Çamlıca'dan, Kısıklı'dan köprüye doğru çıktık. Çıktığımız zaman orası zaten hem araba kalabalığı hem insan kalabalığı yoğundu. Ben sokağın için arabayı park edeyim hemen geliyorum dediğimde 2-3 dakika yani hemen sokağın içine park etmeme gelmem 2 dakika 3 dakika sürmedi bile. Hamza arabayı çekene kadar o Kısık'ta polisi ikna etti. Polisler dedi ki Kısık'taki polisler köprüdeki tanklar burayı vurmaya geliyor deyince bu da hemen dedi ki ben doğuda askerdim, Diyarbakır'da askerdim. Tank şoförüydüm. Bizi salın da bir tankı ele geçiririz belki. Bir tank da bir tank deyince bunları salmışlar. Orada sanıyorum bir 20 dakika falan kalabalıkta durduk. Sağa sola bakındım belki görürüm diye. Sonra bütün millet işte köprüye gidelim, köprü karışık deyince biz de köprüye doğru hareket etmeye başladık. Saat sanırım 12.30 veya 1'e çeyrek kala o aralar. Aradığımda ben köprüye doğru gidiyorum dedi amca ondan sonra. Köprüye gidiyorum ben dedi. Dedim ki beni de bekle dedim. Biz de geliyoruz dedim. Tamam dedi siz gelirsiniz. Ben gidiyorum dedi. O son görüşmemizdi, son konuşmamızdı. Tekrar bir daha dedim, oğlum sen nereye gidiyorsun? Ben hani bir miting bir şey var diye aklımdan geçiyor yani. Hiç ülke böyle itilal yapar diye hiç aklıma gelmiyor ki. Düşünemiyoruz yani. Öyle bir durum yoktu yani ülkemizde. Ama işte dedi ki baba dedi, hakkını helal et dedi. Burası mahşer günü dedi. Buradan geri dönemeyeceğiz dedi baba. Dedim oğlum biz inanmış Müslüman insanlarız. Vatan için asa bir fırsat. Gereken neyse yap işte dedim oğlum. Üzerinde düşen vazife neyse onu yap dedim oğlum. Ve Allah'a hamdolsun o da üzerine düşen vazifeyi yaptı yani inanıyorum. Onur'u ben köprüde çok aradım. Telefonları kapalıydı. Ama yani hani dedim belki şarjı bitmiştir. Belki telefonlarını kapatmıştır. Yani o şeyi hiç yani düşünemiyordum yani. Onu hiç o ihtimali hiç düşünemiyordum. Tabii köprünün manzarası tabii çok kalabalık. Yani hem kalabalık bir yandan bazen ateş ediliyordu ondan sonra. Biz de 11.30 veya 12'ye gelmeyiz işte. Köyümüzde 20-25 araba toplanarak indik Rize'ye. Saat gece 4'e kadar Rize'deydik ama 1.30 ile 2 arası kablomu böyle bir hancar saplandı. Yani orada kendi kendime dedim ki eyvah dedim. Bir şey oldu ama dedim yani Allah inşallah acı bir haber duymaz bize. Ama maalesef işte bu hastalığı oğlumuz gitti yani. Veren de Allah, alan da Allah. Bizden daha çok sevdiğini ki o makamı ona nasip etti, biz etmedi. Eder inşallah. Vardı saat ondan sonra bir arkadaşı beni aramıştı. Aradığı zaman yaralandığını bana söyledi. Umre Hastanesi'nin olduğunu söyledi. Hatta ve o sıra biz de o sırada gişelere doğru biz de ilerliyoruz yani. Tabii gişeler ilerlerken ateş edildiği zaman bir grup vurulanlar, yaralananlar oluyor. Hemen arkadakiler devreye giriyordu yani. Orada hiç düşünce yoktu yani. Öyle yani hiç korku falan hiç düşünce yoktu. Tek düşünce vatandı. Ayrıldık oradan.
Numune Hastanesi'ne gittiğim zaman acı gerçeği söyledi bana. Yani orada zaten bir yıkıldık. O sırada yani gittik, gördük. Zaten ondan sonra çok fazla bir şey hatırlamıyorum yani. Benim evladım yani Allah'a şükür olsun benim yüzümü kısaltacak hiçbir şey bana yapmadı yani öyle bir şeyini duymadım ve yapmadı. Bizim Karadeniz olarak isteriz ki çocuğumuz 7'de 8'de ev olsun yani. Yapımızda bu var. O biraz işte 11'de 12'de öyle biraz geç geldi biraz kısardım ama. Ama eve geldiği zaman annenin babanın gönlünü almadan yatağa yatmaz. Bir şekilde kandırdı, sardı, operdi seni, kopardı seni, gönlümüzü alırdı. Onlar aklına gelince insanın bir anne babanın etkisi çok oluyor yani. Gece bazen mesela geçen akşam saat 2.30-3 gibiydi. Böyle beynime vurdu ki kalktım buradan hekim başına doğru yürüdüm. Ağlaya ağlaya gittim. Ağlaya ağlaya geldim. Sabah bir de sabah ezan okuyordu yalım, namazı kıldım. Yatacağım aşağı. Bu sefer dayanamadım, beni sesli ağlamaya başladım. Çoluk çocuğumu rahatsız ettim, binayı rahatsız ettim. Herkesi rahatsız ettik. Yani evlat unutulmuyor. Teselimiz vatan için kendini feda etti. Yani. O tutuyor bizi. Yani. Öyle söyleyeyim. Allah'a hamdolsun ne bileyim. O gün ülkemizi geri kazandık bir kere. Yani ikinci bir Çanakkale Savaşı gibi bir şey oldu bu ülke yani. Ve onlar sokağa çıkmasaydı abi bu ülke bu hainlerin eline geçecekti. E ne olacaktı o zaman? Birbirimizi kardeş kardeşi kıracaktı. Müslüman Müslüman. İşte Suriye, işte Irak, işte Mısır, işte Filistin. Diğer daha bir sürü Müslüman ülkelere olanları görüyoruz. Biz onlardan daha petrol olacaktık. Çünkü bu ülke İslam ülkelerinin başını çeken bir ülkedir. Bizi hiçbir tanesi çekemiyor. Yani özellikle bizim yani Türkiye'nin çökmesini istiyorlar. Buna biz vatandaş olarak, halk olarak kesinlikle ve kesinlikle izin vermeyeceğiz. Burada mesele Tayyip Erdoğan değil ki. Mesele Türkiye yani. Rahmetli benim oğlum da sabaha kadar mesela hep şeyleri izlerdi. Hani ülkeye yapılan haksızlıkları, hainlikleri, yani PKK'nın yaptığını, o PKK'ya destek verenlerin yaptığı hep onları izlerdi. Bazen kızardım ya oğlum. Kapat şu telefonu yat aşağıda. Ya baba dedi vatana ne hainlikler yapılıyor dedi. Sen bunları bilmiyorsun dedi ya. Bunları izledikçe dedi sinir basıyor beni dedi. Uyuyamıyorum dedi. Yani işte biz halk olarak bu bilinçle yaşamamız lazım. Bu hainlere fırsat vermememiz lazım. Vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Ben hep yatıyorum kalkıyorum vatanıma, insanlara, Müslümanlara, İslam alemine. Dua ediyorum. Kendime de dua ediyorum. Herkese dua ediyorum. Allah'ım bu hainlere içeriden dışarıdan ne kadar hain varsa bunlara fırsat verme diyorum ya Rabbi. Hep böyle dua ediyorum. Allah bir daha vatanımıza, milletimize, devletimize böyle hainlere zulüm yapmaya izin vermez inşallah. Ama verirse gene en başta benim ya. En ön safa benim inanıyorum ki seve seve koşa koşa giderim. Hiç gözümü kırpmam yani.